Okçunun Yolu Paulo Coelho Tetsuya zamanında bir ağanın yanında seyis olarak çalışmaktadır. Ancak ağa konağa çok nadir geldiğinden Tetsuya kendini içki ve kadınlara vermiş vaziyettedir. Bir gün yine çok sarhoş olmuş yolda yürürken düşer ve bayılır. Ona yolda rastlayan adam evine getirerek aylarca ilgilenir ve sağlığına kavuşmasını sağlar. Bu adam çok iyi bir ok ustasıdır. Tetsuya o ok katışına hayran olur ve kendine de öğretmesini ister. Adam da Tetsuya'ya yol göstererek öğretmeye başlar. Tetsuya'nın ünü tüm ülkeye yayılır ve en iyi okçu olur. Adam, Tetsuya'nın ok atmayı çok iyi öğrendiğine kanaat getirdiği zaman ok ve hedefi alır, yayı ise hatıra olarak bırakır. Burada öğrendiklerini en sevdiği işte çalışarak uygulamasını, kendine iyi bakmasını ve sağlığına dikkat etmesini söyleyerek gönderir. Tetsuya bir köye yerleşir. Hiç kimseye çok iyi bir okçu olduğunu söylemeden marangozluk yapmaya başlar. Günün birinde bir yabancı Tetsuya'nın izini bulur ve çarşıdan bir oğlana sorarak Tetsuya'ya meydan okumaya çalışır. Böylece köyde Tetsuya'nın okçu olduğunu öğrenen tek kişi o oğlan olur. Tetsuya meydan okumasını kabul eder ve ok atmaya başlarlar. Tetsuya adama hatalarını söyler. Adamsa hatalarını kabul ederek, Tetsuya'ya da minnet göstererek oradan ayrılır. Genç olan Tetsuya'dan kendisine de ok atmayı öğretmesini ister. Tetsuya, ok atmayı öğretemeyeceğini ama okçunun yolunu gösterebileceğini söyleyerek yol bitene kadar çocuğa okçuluğu anlatmaya başlar. İlk önce dostlukla başlar. Dostlarını iyi, kendini yetiştirmiş, pozitif olan, enerjisi yüksek, amacı olan kişilerden seçmesi gerektiğini çünkü arkadaşlarının desteğinin kendisini yükselttiğini ya da düşürdüğünü anlatır. Seçtiği dostlarının mutlaka bir hedefi, amacı olmalıdır. Yoksa kendisini de bataklığa sürükleyeceklerdir. Sonra yay, ok ve hedeften de bahseder. Yayı yaşama benzetir. Bazen dinlenmesi gerekir. Hep hareket halinde olursa kırılacağını, yıpranacağını söyler. Ok enerjisini yaydan alır. Hedefe giden yolda önemli bir araçtır. Ok niyete benzetilir. Eğer kötü niyetle ve ölçüsüz olarak bir işe başlandıysa o iş olmamalıdır. Ancak hata yapmaktan korkulduğu için ok atılmıyorsa hata yapmaktan da korkulmamalıdır. Hata yapmadan doğrunun ne olduğunu, yanlışın nerede yapıldığını kimse söyleyemez. Hata yapılır ki doğru bulunabilsin. Hedef amaçtır. Amaç olmadan okun atılması bir şey ifade etmez hedef iyi belirlenmeli ve iyi odaklanılmalıdır. Sadece hedefi değil, çevresinde var olan şeyleri de görmelidir insan. Mesela rüzgar. Ok hedefe ilerlerken eğer rüzgar eserse, ok hedefinden şaşar. Bu yüzden etrafta var olan diğer etkenlere dikkat edilmelidir. Duruş zarif olmalıdır. Zarafetten bir şey kaybedilmemelidir. Ne olursa olsun insan zarafetinden vazgeçmemelidir. Okun tutuluşu Yayın tutuluşu, kirişi gererken çıkarılacak müzik, hedefe nasıl bakılacağı, atış anıyla konuşması sona erdirir Tetsuya. En son oğlandan da kendisinin aslında okçu olduğunu kimseye söylememesini rica ederek yanından ayrılır.